Sevgili çocuklar, ben Özel Adana Gündoğdu Koleji 4. sınıf öğretmenlerinden Ayça Çakallı. Bugün sizlerle Fen Bilimleri dersinde maddenin özellikleri ünitesinin 2. bölümü olan maddenin ölçülebilir özellikleri konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Maddenin ölçülebilir özellikleri ünitesine girdiğimizde bize bir soru çıkıyor. Pazardan veya marketten satın aldığımız yiyecek ve içeceklerin miktarını nasıl belirleyebiliriz? Eminim hepiniz annenizle veya babanızla çarşıya, pazara, markete gitmişsinizdir. Alışveriş sırasında da aldığınız ürünlerin nasıl tartıldığını, nasıl ölçüldüğünü gözlemlemişsinizdir. Burada gördüğünüz gibi bir çilek alınmış, çileği neye koymuşlar çocuklar? Bir teraziye. Biz buna eşit kollu terazi diyoruz. İşte katı cisimleri satın alırken bu eşit kollu teraziden yararlanıyoruz. Terazinin iki tane kefesi var çocuklar. Bu kefelerden birisine tartmak istediğimiz cismi koyuyoruz. Diğerine de ölçü birimi olan buradaki ağırlıkları. Bu kefeler ne zaman yan yana gelip eşitlenirse ölçüm de o zaman tamamlanıyor. Sıvıları almak istediğimizde ise dereceli kaplardan faydalanıyoruz. İşte bu bölümde bütün bu ayrıntıları beraberce inceleyip göreceğiz. Yine birlikte keşfederek başlıyoruz. Katıların kütlesini nasıl ölçebilirmişiz bakalım. Bunun için malzemelerimiz tebeşir, tahta kalemi, taş, eşit kollu terazi ve ağırlıklar. Nasıl bir yol izleyebiliriz? Terazinin her iki kefesi de boşken kefelerin dengede olması gerekiyor çocuklar. Yani bu kolların düz bir şekilde uzanıyor olması lazım. Terazinin bir kefesine tebeşir yerleştirelim. Diğer kefeye çeşitli ağırlıklar yerleştirerek kefelerin dengede durmasını sağlayalım. Koyduğumuz maddeyi dengeleyecek kadar ağırlık koyduğumuzda karşı tarafa mutlaka bu dengeye gelecektir. İşte dengeye geldiği ağırlık o maddenin kendi kütlesi olacaktır çocuklar. Tek tek bu işlemleri diğer maddelere de yaptığımızda, mesela tebeşirin yaklaşık olarak 5 gram geldiğini, tahta kaleminin yaklaşık 10 gram geldiğini, ölçtüğümüz taşın tabii ki de büyüklüğüne bağlı olarak da 50 gram geldiğini varsayabiliriz. Bu arada çocuklar, kütle ölçüsü birimi kilogramdır. Kilogramdan daha küçük olan kütleleri ölçerken biz gramdan faydalanırız. 1 kilogram tam tamına 1000 gramdır. Buradaki soruları beraberce yanıtlayalım. Katıların kütlesini ölçmenin başka bir yolu var mıdır? Açıklayalım. Çocuklar, katıların kütlesini ölçerken eşit kollu terazi kullanabildiğimiz gibi elektronik terazi ile de ölçüm yapabiliriz. Çok büyük ağırlıkları ölçmek için kantar adı verilen ölçü aletleri de mevcut. Farklı katı cisimlerin kütlesini de benzer şekilde ölçebilir miyiz? Açıklayalım diyor. Farklı katı cisimlerin kütlesini de aynı şekilde tartım yaparak ölçebiliriz. Tabii ki de çocuklar, bir ilaç sanayindeysek oradaki katıları ölçerken çok daha hassas davranmak gerekir. Orada da hassas elektronik teraziler kullanılır. İlk bölümümüzde organlarımız yardımıyla maddeleri niteleyen temel özellikleri beraberce görmüş ve sınıflandırmıştık. Maddenin duyu organlarımızla belirlediğimiz özelliklerini ölçü aletleriyle ölçmemiz mümkün değil çocuklar. Maddenin ölçü aletiyle ölçülebilen özellikleri kütle ve hacim. Bu önemli arkadaşlar. Demek ki maddelerin ölçülebilen özellikleri nelermiş? Kütle ve hacim. Her maddenin belirli bir miktarı vardır. Madde miktarına kütle denir. Katı maddelerin kütlesi eşit kollu terazi veya elektronik terazi ile ölçülür.
Görmüş olduğunuz gibi burada bir elektronik terazi var. Buradaki bir gıdayı ölçümlemiş. Burada da bizim eşit kollu terazimiz var. Portakalı bir kefeye koymuşuz. Diğer kefeye de onu eşitleyebilmek için, ölçümleyebilmek için de ağırlığımızı koymuşuz. İki kefe eşitlendiği zaman bizim ölçümümüz de tamamlanmış. Eşit kollu terazi ile katıların kütlesini ölçmek için aşağıdaki adımları uygularız demiş kitabımız. Bakalım. Terazinin bir kefesine kütlesi ölçülecek madde konur. Terazinin diğer kefesine demirden yapılmış standart ağırlıklar konur. Terazinin kefeleri dengeye geldiğinde maddenin kütlesi belirlenmiş olur. Kütlenin birimi kilogramdır. Sembolü küçük k ve küçük g'dir. 1 kilogramda 1000 gram diye biraz önce de hatırlatmayı yapmıştım. Günlük hayatımızda hangi maddeleri kilogramla, hangilerini gramla ölçtüğümüzle ilgili bu etkinliği de beraberce cevaplayalım. Kilogram ile ölçtüğümüz maddelere örnek olarak meyve, sebze, et, balık, tavuk, kuru bakliyatı verebiliriz çocuklar. Gram ile ölçtüklerimize bakacak olursak, altın, gümüş, kahve, baharatlar, ilaç yapımında kullanılan kimyasal maddeleri örnek olarak verebiliriz. Peki sıvı maddelerin kütlesini nasıl ölçeceğiz? Sıvı maddeleri doğrudan doğruya terazinin kefesine dökerek ölçme yapabilir miyiz? İşte bunun için de şöyle bir adım uygularız. Öncelikle çocuklar boş kabın kütlesini ölçeriz. Biz boş kabın kütlesine dara diyoruz. Kütlesi ölçülecek sıvıyı boş kabın içerisine dökeriz ve terazide tartarız. Elde ettiğimiz bu kütleye de brüt kütle diyoruz. Brüt kütlenin içerisinde çocuklar hem daramız var hem de sıvımız var. Buna dikkat ediyoruz. Sıvının kütlesini bulmak için brüt kütleden kabın kütlesini çıkarmamız gerekir. Elde ettiğimiz kütle ise sıvının net kütlesidir. Şöyle bir gözlemleyelim söylediklerimizi. Biz sıvının kütlesini ölçmek istiyoruz. Önce ne dedik? Boş kabımızın kütlesini ölçeceğiz ve buna dara diyoruz dedik. Sonra içerisine sıvımızı dökeceğiz. Beraberce ölçeceğiz. Bu da brüt kütleydi. Brüt kütlede hem dara hem de sıvı vardı. Ben şimdi sadece sıvının kütlesini bulmak istiyorsam eğer brüt kütlenin içerisinden darayı çıkartmalıyım. Bize kabın kütlesini 200 gram olarak vermiş, brüt kütleyi de 350 gram olarak vermiş. Bu bilgiler dahilinde biz sizlerle birlikte çocuklar net kütleyi, sıvının net kütlesini bulabiliriz. Ne demiştik? Ben net kütleyi bulmak istiyorsam brüt kütlenin içerisinden kabın kütlesini çıkarmalıyım. Sıfırdan sıfır çıktı sıfır, beşten sıfır çıkarsa beş, üçten iki çıkarsa da bir, 150 gram benim sıvımın net kütlesi. Sıvıların kütlesini ölçmek ile ilgili bir etkinliği yine beraberce gözlemleyelim. Malzemelerimiz Behr ya da Erlenmeyer. Bu cam ölçülü kaplara biz arkadaşlar Behr veya Erlenmeyer diyoruz. Su, kuru çay, meyve suyu, eşit kollu terazi ve çeşitli ağırlıklar. Ağırlıkları kullanırken dikkatli olmamız konusunda bir uyarı aldık burada. Hemen nasıl bir yol izleyecekmişiz bakalım. Behr'i boş iken eşit kollu terazi ile tartalım. Ne demiştik? Boşken yaptığımız bu tartıma biz dara diyoruz. Yani Behr'in darasını bulacağız. Ölçümlerden elde ettiğimiz değerleri aşağıdaki tabloya kaydedelim. Behr'i bir miktar su ile doldurup yeniden tartalım. Ölçüm sonucunu aşağıdaki tabloya kaydedelim. Şimdi Behr'le birlikte suyu tarttığımızda oluşan kütleye de brüt kütle diyorduk çocuklar.
Suyun kütlesini ölçmek için yaptığımız işlemleri bir miktar meyve suyu ve çay içinde tekrarlayalım diyor. Hadi bakalım beraberce tablomuzda etkinliğimizi yapalım. Şimdi beherimizin kütlesini ölçtük 5 gram. Su ve beherin kütlesi 25 gram. Bu durumda ben sadece suyun kütlesini bulmak istiyorum. Tabii ki de bilgilerimi burada belirliyorum. Beherin kütlesi benim daramdı. Su ve beherin kütlesi brüt kütleydi. Sadece suyun kütlesini veya sadece içerideki sıvının kütlesini bulmak istiyorsam ben net kütleyi bulmalıyım. Net kütleyi bulabilmek için de çocuklar brüt kütleden darayı çıkartırım. 25 eksi 5 eşittir 20 gram benim suyum. Biz burada farklı beherler yerine aynı beherleri de kullanabiliriz çocuklar. Ağırlıklarımızın farklı, daha rahat gözlemleyebilmemiz için. Yine aynı beherimizi kullanalım. 5 gramlık beherlerimizi kullanalım. Bakalım neler olacak. Zaten beherin darasını almıştık. Şimdi içeriye koyduğumuz çayla beraber ölçmüşüz. 40 gram gelmiş. Ben çayın net kütlesini bulmak istiyorsam 40'tan 5'i çıkarmalıyım. Çayın net kütlesi 35 gram demeliyim. Daram belli demiştim. Meyve suyunun brüt kütlesi 50 grammış. O zaman ben meyve suyunun net kütlesini bulabilmek için 50'den 5'i çıkartmalıyım. 45 gram olarak net meyve suyu kütlesini bulmalıyım. Su dolu beherin kütlesi ile boş beherin kütlesi arasındaki fark bize neyi gösterecektir? Bakın burada gördük. Bu fark bize suyun net kütlesini gösterecektir. Gelelim hacim konusuna çocuklar. Kütle gibi hacim de maddenin ölçülebilir özelliklerindendir. Kütle madde miktarıydı. Peki hacim ne? Hacim, maddenin boşlukta kapladığı yerdir. Günlük hayatımızda hacim kavramını çok sık kullanırız. Buzdolabı alırken hacminin büyük olmasına dikkat ederiz. Araba alırken de bagaj hacmi büyük olsun isteriz. Bazılarımız küçük hacimli bardaktan, bazılarımız da büyük hacimli bardaktan çay içeriz. Manavdan karpuz alırken büyük veya küçük hacimli olanını alırız. Maddelerin hacimlerini ölçmek için çocuklar dereceli silindir, beher, dereceli kap kullanılır. Bu dereceli silindir çocuklar. Bu da dereceli kaplarımız, beherlerimiz gördüğünüz gibi. Dereceli silindir camdan veya plastikten yapılmış, dış yüzeyi ölçeklendirilmiş bir kaptır. Görüyorsunuz burada. Dereceli silindir ile sıvının hacmini ölçmek için neler yaparmışız bir bakalım. Hacmi ölçülecek sıvı madde dereceli silindire dökülür. Sıvı seviyesinin dereceli silindire denk geldiği sayı o sıvının hacmidir. Evet, bu bizim dereceli silindirimiz. Biz de sizlerle beraber minicik bir etkinlik yapalım. Bunun içerisine sıvımızı dökelim. Şöyle. Döktüm ben sıvıyı. Evet. Şimdi ben bu sıvının hacmini ölçmek istiyorsam dereceli silindirimin burada göstermiş olduğu değeri okumalıyım ki o değerde 50 mililitre. Şimdi 50 mililitre deyince çocuklar hacim ölçüsü biriminin litre olduğunu, litreden daha küçük olarak ifade etmemiz gereken ölçümleri de mililitre ile gösterdiğimizi söylemeliyiz.
Evet. Hacim birimi litredir. Sıvı maddelerin hacmi litre veya mililitre birimleri kullanılarak belirtilir. Tabi burada neyi de hatırlayacağız çocuklar? 1 litre eşittir 1000 mililitre olacaktır. Günlük yaşantımızda biz dereceli silindiri özellikle anneler mutfaklarda çok kullanıyoruz veya bu dereceli kapları diyelim. Kek yaparken, çeşitli karışımlar hazırlarken sizlere bu dereceli silindirlerden, dereceli kaplardan faydalanıyoruz. Bununla beraber ilaç sektöründe çok kullanılıyor çocuklar. Son zamanlarda içmiş olduğunuz o şuruplarda bile dereceli kaplar var. Ne kadarlık bir ilaç alacağınızı belirtiyorlar. O kaplar vasıtasıyla siz de ilacınızı rahatlıkla içebiliyorsunuz. Bakalım bir çeşit etkinlik yine karşımızda sıvıların hacmini ölçmek üzere. Malzemelerimiz su bardağı, su, sıvı yağ, ayran ve dereceli silindir. Nasıl bir yol izleyecekmişiz? İnceleyelim. Bardağa bir miktar su dolduralım. Bardağın içindeki suyu dereceli silindire dökelim. Dereceli silindirdeki su seviyesini okuyalım. Sonucu da tabloya yazalım deniyor. Aynı işlemi ayran ve zeytinyağı içinde yapmamız isteniyor. Sevgili çocuklar, bu ölçümleri yaptığımızda ne kadarlık bir miktar dökmüşsek bardağa, ölçüm sonucu da ona göre gelecektir. Su 50 ml, sıvı yağ 30 ml, ayran 20 ml. Tekrar hatırlatayım size, bunu nasıl yapacağız? Suyumuzu ne yapıyoruz dedik? Hemen bu dereceli kabımızın içerisine döküyoruz. Döktüğümüz zaman bu su tabii ki de ne yapacak? İçeride belirli bir miktar yeri dolduracak, kaplayacak. İşte onun kapladığı alanda gözüken dereceli silindir üzerinde belirlenen burası, buradaki değeri okuyacağız. Burası 20 mililitre ise diyeceğiz ki bizim suyumuzun hacmi 20 mililitredir. 30 mililitreyi gösteriyorsa 30 mililitredir. Bu şekilde sıvıların hacmini ölçme şansımız var. Sıvıların hacmini ölçmek için takip ettiğiniz yolu açıklayınız demiş. Biraz önce konuştuk zaten. Sıvıların hacmini ölçmek için dereceli silindir kullanıyoruz. Kabın içine sıvıyı döküyoruz. Kabın üzerindeki dereceli bölümden ölçümü yapıp sıvının hacmini belirliyoruz. Günlük yaşamımızda sıvıların hacmini ölçme işlemini nerelerde kullanıyoruz? Özellikle annelerimiz mutfakta yemek yaparken, sıvı haldeki ilaçları içmek için, benzin alırken, marketlerde sıvı besinleri alırken biz bu şekilde ölçme işlemini kullanıyoruz. Bu sefer de katıların hacmini ölçecekmişiz çocuklar. Bakalım nasıl bir yol izleyeceğiz. Yine dereceli silindir, silgi, odun parçası, taş ve su malzemelerimiz. Hemen malzemeleri böyle gözlemledik. Ben sizlere daha kolay anlatabilmek için önceden buraya bir hazırlık yapmıştım. Dereceli silindir üzerine miktarları belirledim. Ne yapmamız isteniyor? Dereceli silindire bir miktar su doldurmamız isteniyor. Evet, biz bir miktar su dolduralım dereceli silindirimize. Evet. Suyumun hacmi şu anda 20 mililitre çocuklar. Birimleri de mutlaka yazalım. Ne bulduğumuz önemli. Dereceli silindirdeki su seviyesini tabloya kaydedelim. Daha sonra silgiyi dereceli silindire atalım. Silgi gibi bir model oluşturdum. Dereceli silindirin içerisine atıyorum. Tabii attığım zaman çocuklar su seviyesi bu şekilde kalmıyor. Ne yapıyor? Yükseliyor. Bakın nereye kadar yükseldi? 30 mililitreye kadar yükseldi. Peki bu yükselmeyi sağlayan nedir? Bu yükselmeyi sağlayan benim içine atmış olduğum silgidir. İşte ben son hacimden ilk hacimi çıkartırsam o zaman İçine attığım silginin hacmini de rahatlıkla bulabilirim. Bunun işlemini yapacak olursam 30 eksi
20 eşittir 10 mililitre benim silgimin hacmi. Bakalım. Evet, gerçekten de öyleymiş. Odun parçası atacak olursak ve aynı işlemi tekrarlayacak olursak başlangıçta 20 mililitreydi. Odun parçasını içine atmışız, 40 mililitreye yükselmiş. Bu yükselmeyi sağlayan odun parçasının hacmi. O zaman ne yaparım ben? 40'tan 20'yi çıkartırım. 40'tan 20'yi çıkartırsak çocuklar, 20 mililitre benim odun parçamın hacmi. İçine bu sefer de taş atalım denilmiş. Zaten başlangıçta 20 mililitre sıvı vardı içinde. Taşı attıktan sonra sıvı seviyesi 50 mililitreye yükseldi. Son hacimden ilk hacimi çıkardığımızda taşın hacminin 30 mililitre olduğunu görürüz sevgili çocuklar. Katı cisimlerin hacmini ölçmek bize nasıl bir kolaylık sağlar sizce? Evet, bu sayede katı cisimlerin ne kadar yer kapladığını anlamış oluruz. Sıvıların hacmini ölçmeyi öğrenmiştik. Katıların hacmini de bir önceki etkinlikte biraz öğretmeye çalıştım. Buradan da beraberce etkinlikleri okuyarak pekiştirmemizi yapalım. Düzgün bir şekle sahip olmayan katı maddelerin hacimleri de dereceli kaptan faydalanılarak ölçülebilir. Elimizdeki silginin, cebimizdeki bozuk paranın ya da parkta ayağımıza takılan bir taşın hacmini nasıl ölçeriz? Nasıl ölçeriz çocuklar? Biraz önceki deneyde olduğu gibi ölçeriz. Dereceli kabın içerisine sıvıyı dökeriz. Sıvının hacmini not alırız. Daha sonra ölçmek istediğimiz katıyı ne yaparız? Dereceli kabın içerisine atarız. Sıvı seviyesindeki yükselmeyi belirleriz. Dereceli kaptaki bu yüksekliklerin arasındaki fark katı maddenin hacmini verecektir. Hadi bakalım beraberce buradaki katının hacmini bulalım. Sıvının hacmi 200 mililitreydi. İçine taşı attığımızda hacim 375 mililitreye yükseldi. Eğer ben taşın hacmini bulmak istiyorsam aradaki farkı alırım. 375'ten 200'ü çıkartırsak çocuklar, 175 mililitre bizim taşımızın hacmi. Bu etkinliklerle katı ve sıvı maddelerin hacmini ve kütlesini ölçmüş olduk. Kütlesi ve hacmi olan bütün varlıklara madde diyoruz çocuklar. Bakın burası çok önemli. Kütlesi ve hacmi olan tüm varlıklara madde diyoruz. Elimizdeki kitap, kalem, bindiğimiz araba, evimizin duvarları, bahçedeki ağaç, soluduğumuz hava, kütle ve hacme sahip oldukları için hepsi de birer maddedir. Elektrik, gölge, şimşek, ışıklar ve ısı kütle ile hacme sahip olmadıkları için madde değildir. Evet, kütlesi ve hacmi varsa maddedir diyoruz. Yoksa madde değildir diyoruz. Öğrendiklerimizi şöyle bir gözden geçirelim ve tekrarlayalım. Demek ki maddenin ölçülebilir özellikleri kütle ve hacimmiş. Kütlede katıların kütlesiyle sıvıların kütlesini ölçerken eşit kollu terazi kullanıyoruz ya da elektronik teraziyle ölçüm yapabiliyoruz. Ölçü birimimiz kilogram. Hacimde şekli düzgün olmayan katıların hacmi ile sıvıların hacmini dereceli silindir veya dereceli kap ile ölçüyoruz. Ölçü birimimiz de litre. Kendimizi deneyelim. Soruları cevaplayarak neler öğrenmişiz görelim. Maddenin ölçülebilir özellikleri nelerdir diye sorduğumda hepinizin kütle ve hacimdir dediğinizi duyar gibiyim. Evet, maddenin ölçülebilir özellikleri kütle ve hacimdir. Katı maddelerin kütlesini hangi ölçme aletiyle ölçüyorduk? Katı maddelerin kütlesini eşit kollu terazi ya da elektronik terazi ile ölçebiliriz demiştik. Sıvı maddelerin kütlesini hangi ölçme aletiyle ve nasıl ölçeriz demişler. Hemen hatırlayalım. Sıvı maddelerin kütlesini ölçmek için bir kabın önce darısını alıyoruz.
Daha sonra içine sıvı koyarak bürüt kütleyi ölçüyoruz. Bürüt kütleden darayı çıkarttığımızda da sıvının net kütlesini hesaplayabiliyoruz. Katı maddelerin hacmini hangi aletle ve nasıl ölçüyoruz? Bakalım. Katı maddelerin hacmini dereceli silindire sıvı koyuyoruz. Hacmi belirliyoruz. Daha sonra içerisine ölçüm yapmak istediğimiz katı maddeyi atıyoruz. Sıvı hacminde meydana gelen farklılık katı maddenin hacmini veriyor bize. Dolayısıyla son oluşan hacimden ilk hacmi çıkartırsak çocuklar, biz katı maddenin hacmini bulmuş oluruz. Sıvı maddelerin hacmini hangi aletle ölçüyoruz? Sıvı maddelerin hacmini dereceli silindir ya da dereceli kap kullanarak ölçüyoruz. Şurada hemen bir düzeltme yapmak istiyorum. Sıvı maddelerin hacmi demeliydi. Orada kütlesi ifadesini gördüm. Düzeltelim. Peki. Hemen geçiyoruz. Aşağıdaki tabloda sıvı maddelerin kütle ölçümleriyle ilgili ölçüm sonuçlarından bazıları verilmiştir. Eksik olan bilgileri tamamlayınız. Çocuklar, biraz daha görsel çalışmak istedim. Çünkü görsellik bizim problemleri anlamamıza yardımcı olur. Kaplarımızı bu şekilde ifade ettim. Süt için şimdi etkinliğimizi tamamlamaya çalışalım. Kabın kütlesi 100 gram. Buna biz ne diyorduk kabın kütlesine? Dara. Bürüt kütle neydi? Bakın içerisine süt koydum. Kap artı sıvı. Şu anda bürüt kütledeyiz. Bürüt kütlede ne var? Kap artı sıvı. Net kütle ise sadece şuraya çizdiğim sıvının kütlesi. Yani sadece sütün kütlesi. Peki ben net kütleyi biliyorum. Yani sıvınınkini biliyorum. Darayı da biliyorum. Yani kabı da biliyorum. Bürüt kütle neydi? Bu ikisinin toplamıydı. Yani 100 artı 700 eşittir 800 benim bürüt kütlem. Peki pekmezde kayıp neredeymiş? Pekmezde kayıp net kütledeymiş. Kabın kütlesi dara demiştik. Peki bürüt kütle neydi? Dara artı sıvı. Ben sadece neyi istiyorum? Sıvıyı istiyorum. O zaman bu darayı ortamdan atmalıyım. Yani net kütleyi bulmak için bürüt kütleden darayı çıkartmalıyım. 1150'den 150'yi çıkartırsam 1000 gram benim pekmezimin kütlesi. Gelelim kolonyaya. Yine boş kabımızı tartmalıyız. Ama bu tartımı yaparken kolonyanın bürüt kütlesiyle net kütlesinden faydalanmalıyız. Bürüt kütlemiz neydi? Dara ve sıvının beraber ölçümüydü. Net kütle neydi? Sadece sıvıydı. Ben darayı bulmak istiyorsam onu yalnız bırakmalı ve sıvıyı ortamdan uzaklaştırmalıyım. Net kütleyi bürüt kütlenin içerisinden çıkartırsam da darayı bulurum. 1450'den 900'ü çıkartalım. Matematik işlemlerimizi de güzel güzel yapalım. 0'dan 0 çıkarsa 0. 5'ten 0 çıkarsa 5. 4'ten 9 çıkmayacağı için işlemimize ona göre devam ediyoruz. 14'ten 9 çıkarsa da 5 kalacaktır. 550 gram da bizim kolonyamızın tartıldığı kabın darasıdır. Devam edelim çocuklar. Ayşe mutfaktaki teneke kutunun dibinde kalan zeytinyağının kütlesini ölçmek istiyor. Ayşe'nin bu ölçümü yapabilmesi için ona yardımcı olur musunuz demişler. Tabii ki de oluruz.
Ayşe'nin kullanması gereken araç gereçlerin listesini aşağıya yazar mısınız? Peki. Boş bir kap ve terazi demişiz. Hemen devam edelim. Ayşe'nin bundan sonraki işlem basamaklarını aşağıda verilen boşluğa yazalım. İlk adım, ölçüm yapılacak kap boşken tartılır. Yani darayı buluyoruz. Kabın içine zeytinyağı boşaltılır ve kap yeniden tartılır. Yani bürüt kütleyi buluyoruz. İsterseniz onları da belirtelim. Burada neyi bulduk? Darayı. Burada neyi bulduk? Bürüt kütleyi. Üçüncü adımımız neydi? İki ölçüm arasındaki fark bulunarak zeytinyağının kütlesi ölçülmüş olur. Kuralımız neydi çocuklar? Net kütleyi bulabilmek için bürüt kütleden darayı çıkartıyorduk. Evet, sevgili çocuklar, böylece fen bilimlerinde ikinci bölümümüzün de sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.